dakika bilgisi verelim. Şimdi yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Değerli izleyiciler, Fahrettin Koca açıklamayı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşamını yitiren sayının 22 olduğunu açıkladı. Süleyman Soylu Amasra'ya vardığında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını söylemişti. Ancak o sayı ne yazık ki yükseldi. Yaptığımız bağlantılarda da bu sayının artabileceğinden endişe duyduklarını belirtmişlerdi. Yaptığımız bağlantılarda Fahrettin Koca'nın açıklamasında Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum açıklaması geldi. Yaralılardan 8'i yoğun bakımda, 4'ü serviste tedavi görüyor, 5 yaralı ise alanda kurulan acil müdahale merkezinde. İkinci ambulans uçak yoğun bakımdaki hastalardan birini Ankara'ya, 5'ini ise Başakşehir, Çam ve Sakura Hastanesi yanık merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.